Anneciğim seni çok seviyorum, seni çok özledim. Merhabalar, şu an EC Londra şubesinde gezmeye devam ediyoruz. Yanımda Nur Sena var. Kendisi burada öğrenci ve Türkiye'de de avukat. Evet. Değil mi? 3 yıllık avukatız İstanbul'da. Reklam da yapalım hemen, hani bir yandan reklamını da yapmış olalım. Kendisine buradaki deneyimleri soracağız. Nasılsın, iyi misiniz? Önce oradan başlayalım. Öncelikle iyiyim. Yani burada bulunduğum için çok mutluyum. Okuldan şu an için çok memnunum. Londra'nın kasvetli havası beni daha vurmadı. Ben daha mutlu ve iyi hissediyorum kendimi şu an için. İlk serüven nasıl başladı peki? Yani ya ben İngiltere'ye gitmeliyim veya İngilizce için yurt dışına gitmeliyim düşüncesi nasıl başladı? Şöyle oldu. Ya ben zaten çalışıyordum. Ama iş hayatında İngilizcenin verdiği şeyler çok daha iyi olduğu için dedim ki ben İngilizce öğrenmem gerekiyor. Bunu halletmem gerekiyor. Çünkü ben zaten devlet üniversitesi çıkışlıyım. İngilizce de bize öğretilmedi yani. Sonra herkes gibi dedim ki İngilizceyi İngiltere'de öğrenmem gerekiyor. İngiltere'deki okullara baktım. Bunun için önce yani birebir okullarla iletişime geçmek çok zor oluyor. Çünkü zaten bütün siteler İngilizce. İngilizceniz yeterli değilse veya herhangi bir şeyi yanlış anlamanız halinde iletişim kuramıyorsunuz. Haliyle mecburen siz bir acenteye gitmek zorunda kalıyorsunuz. Ben ilk bir tanesine gittim. İsim vereyim mi bilemedim. İsim vermeyin. Tamam. Acente ismi vermeyin. Tamam. Çok memnun kalmadım. Akabinde sonra başka bir yere gittim. Orası beni buraya yönlendirdi. Hani neyle karşılaşacağımı bilmeden geldim tabii ki de. Çünkü şu bilgiye sahip olmak önemli ya. Bu okulun şöyle bir şeyi var, şöyle bir geri dönüş aldım. Evet, hani onlar geri dönüşleri bana sundular ama okulun nasıl bir eğitim vereceğine ilişkin detaylı bir bilgim yoktu mesela. Hani ben kendim okula mail atmak zorunda kaldım. Bunlar eksiklikleriydi ama geldiğimde okuldan şu an için çok memnunum. Vize süreci nasıl geçti? Gerçi sen çalıştığın için öyle bir sıkıntı olmadı vizeyle ilgili herhalde. Evet. Bir de yani şöyle hallet geçti. Bankaya belli bir paranın yatırılması gerekiyor. Bütün banka hesapları isteniyor. Aslında çok detaylı bir döküm isteniyor. Sadece çalışmak da yeterli görünmüyor. Hani bana iş yerim letter vermişti. Hani burada çalışmaya devam edecek döndüğünde diye. Onun etkisi olduğunu düşünüyorum ama onun haricinde çok fazla şeylere, detaylara baktıkları için sıkıntılı bir süreç. Evet. Kesinlikle yardım alınması gerekiyor. Evet, doğru. Peki neden Londra'ydı? Neden EC'ydi? Şöyle, neden Londra derseniz ben ilk Cambridge ve Oxford düşündüm. Hani İngilizceyi öğreneceksem eğer İngiliz olan bir yerde yaşayayım dedim. Ama meslek gereği hani çok fazla insanla muhatap oluyoruz ve hepsi İngilizcesi konuşmuyor. Hep farklı aksanlarla muhatap oluyoruz. Öyle olduğunda da benim en çok buna maruz kalabileceğim, buna karşılaşabileceğim yer Londra'ydı. Çünkü İngiliz de var. Evet, ama onun haricinde birçok ülkeden de gelmiş insan var. Herkesin aksanı çok farklı. O yüzden Londra'yı tercih ettim. Hem de gelmişken hani Londra'da yaşayayım 6 ay diye düşündüm. EC'yi neden tercih ettim? EC'nin geri dönüşlerini çok iyi duydum ben. Yorumları gerçekten çok iyiydi. Herkes çok memnun ayrılmış buradan. Bir sorun olduğunda çözmüşler ki ben ilk geldiğim gün burada sorun yaşadım. Ne sorun yaşadınız burada? Şöyle, bir hocanın ders anlatış şekli çok bana göre değildi. Yani kelimeyi verip sildi, bize yazmak için süre vermedi, kağıt dağıtmadı vesaire. Ben gittim söyledim, menajerle konuştum burada. Dedim ki ben de memnun kalmadım. Evet, ilk günüm, belki çok bir şey görmedim şu an ama eğer böyle gidecekse ben ona göre yolumu çizeyim. Dediler ki hayır, normalde böyle değil. Bu derslik böyle bir şey olmuştur. Bir süre bir bekle, istersen sınıfını değiştirelim dedi. Sınıfını değiştirdiler. Gerçekten inanılmaz memnunum şu an. Hocalar çok ilgili, ders işlenişi çok iyi. Normalde Türkiye'de görmediğimiz birçok şeyi görüyoruz. Hem pronunciation olarak hem kelime anlamında. O yüzden memnunum EC'den. Londra da güzel bir şehir. Evet. Keyiflisin Londra'da. Evet, memnunum. Şu an için gayet keyfini çıkarmakla meşgulüm diyeyim. Ne kadar oldu geleli? Benim aslında çok yeni. 3 hafta, 2-3 hafta falan olacak. Ama hani sanki hep burada yaşıyormuşum hissi var. Ben de biraz o oldu yani. Sanki hep burada yaşıyormuşum. Günlük market alışverişimi yapıyormuş gibi hissediyorum kendimi dışarı çıktığımda. Çabuk adapte oldunuz. Evet. Nerede kalıyorsunuz? Camden'da kalıyorum. Camden'da. Residence'da kalıyorum. Residence'da, student residence. Okulun residence'ı değil. Yok, okulun değil. Konaklama nasıl? Memnun musunuz orada? Konaklamadan çok memnunum. Yani ben doğru bir tercih yaptığımı düşünüyorum. Çünkü yürüme mesafesi olduğu için tercih ettim orayı mesela. Hı-hı. Hem kendi banyom, kendi mutfağım var. O yüzden çok memnunum. Hı-hı. Yemekleri kendiniz mi yapıyorsunuz? Kendim yapıyorum. Güzel. Evet, annemi daha çok özletiyor bu durum. Doğru, doğru, öyle bir durum var. Peki
burada hani birazcık enleri konuşalım mesela. Londra'da ve EC'de en hoşuma giden veya en hoşuma gitmeyen. Beni en çok şok eden, işte en çok heyecanlandıran. Yani mesela EC'de en çok hoşuma giden şey çok fazla öğrenciler arasında da konuşma yaptırılıyor ders içerisinde. Yani size bir konu veriliyor. Bunu ilk önce grup yapıyor mesela. Bir arkadaşınızla konuşuyorsunuz ve konuşmak zorundasınız İngilizce. Ne kadar çekingen olursanız olun. Akabinde hocayla konuşuyorsunuz. Hep beraber tekrardan bir konuşma ortamı oluyor. O yüzden bundan çok memnunum. Gerçekten en başarılı bulduğum özelliği de okulun bence bu. En şaşırdığım şey sokaktaki homeless sayısıydı. İnanılmaz evsiz gördüm yani. O yüzden en şaşırdığım şey o oldu. Onun haricinde bir şey gelmedi aklıma. Peki nasıl İngilizce geliştirmek için nasıl bir yöntem? Okuldan başka yaptığınız bir şey var mı? Şöyle, olduğunca dışarıda tek de olsam gezmeye çalışıyorum veya arkadaşımla gezmeye çalışıyorum. Hani konuşmaya çalışıyorum. Elbette ki hani 2 hafta oldu şu an. İnanılmaz bir speaking'imin gelişmesi mümkün değil ama markete gittiğimde bile gerçekten onu fark ediyorum aslında. Hani ilk geldiğim gün söylenileri anlamıyorken şu an kulağım daha fazla alıştı Tabii. İngilizceye. O yüzden daha rahat ayırt edebiliyorum. Olduğunca sipariş veriyorum falan bir yere O da aslında gittiğimde. daha keyifli oluyor artık yavaş Evet. yavaş. Böyle bir sosyalleşmenin de zevkini Evet. almaya başlıyorsunuz. Hepsinin keyfini almaya başlıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok Ben çok teşekkür keyifli ederim. bir görüşme oldu. Size de başarılar diliyorum. Teşekkür Görüşmek ederim. Görüşmek üzere.